Merhabalar, ben Altar Teknoloji'den Yıldıray Akan Demir. Daha önceki eğitim videolarımızda en son yaptığımız gate operasyonlarında kalmıştık. Tasarladığımız kalıp parçası üzerinde. Bu eğitim videomuzda da bu kısımdaki tasarımı bitirdikten sonra tasarımımız ortamına kalıp setini çağrılmasını göreceğiz. Sol taraftaki en son oluşturduğumuz gate seçeneğinden sonra dikkat ederseniz üst tarafta mold light seçeneğinde parçamız için tasarım araçlarının genelde olduğunu söylemiştik. Kalıp seti ve kalıp seti için gerekli geri kalan diğer araçların bulunduğu kısım mold assembly sekmesinde. Mold assembly sekmesine tıkladıktan sonra işte kalıp setlerimizin bulunduğu kısım, itici grupları, maçalar ve konik kilitler, jiggle'lar, içeriden hareketli maçalar, yolluk girişleri, flanşlar, soğutma komponentleri, bu rekorlar, soğutma rekorları, kilitleme setleri, kullandığınız konik kilitlemeler ya da dışarıdan kullanacağız kalıplar için kilitlemeler, combine current cavity aile kalıpları ya da çok yüzlü kalıplarda cavity ve core'ları birleştirerek tek bir çekirdek haline getirme opsiyonu, create workpace packet dediği bu opsiyonumuzda da oluşturduğumuz çekirdekleri kalıp seti içerisindeki hamillerin içerisinden çıkartarak aslında kalıp setin üzerinde yekpare bir tasarım değil de çekirdekli bir tasarım yaparak herhangi bir sıkıntı olduğunda sadece çekirdeğin değişmesi. Genelde bu kalıp seti başka kalıplarda da kullanılacaksa bu ve benzer parçalarda kalıp setinin aynı kalıp çekirdeklerinin değiştirilerek birden fazla universal kalıp seti haline dönüştürme imkanı da mevcut olabiliyor. Mold Billion dediği bu konu biraz daha maça ve jiggle'da tasarladığımız parçaları birleştirme opsiyonu gibi düşünebilirsiniz. Şekilde de dikkat ederseniz maça için tasarlanmış bir parçayla maçanın kendi gövdesi arasındaki birleşimi sağlayan bir opsiyon. 2D Driving bu kısmında da genelde tasarım yaptığımız mı kalıbımızın montaj ve geri kalan parça dosyalarının otomatik olarak teknik resimde ölçülendirilmesi ve balonlanması gibi opsiyonlar sunuyor. Mold Base Other seçeneği de bizim parçamız için görüntü opsiyonları bize hazırlıyor. Açtığınız opsiyonlarda işte plakaların otomatik gizlenmesi, sadece core cavity'nin görünmesi, montaja yandan kesit alma, dikten kesit alma gibi görüntü opsiyonlarının sunulduğu kısım genelde Mold Base Other seçeneği üzerinden yapılıyor. Şimdi kalıp setini oluşturma opsiyonumuzdan başlayalım. Burada Mold Base seçeneğimiz var. İlk opsiyonumuzdan başlayalım kullanmaya. Mold Base seçeneğimize tıkladıktan sonra karşımıza şimdi bir menü bar gelecek. Biraz geniş kapsamlı menü bardan biraz bahsetmek istiyorum. Program kendi içerisinde plaka setleri ve otomatikman kalıp setlerinin kullanacağı işte Hasco'nun ya da işte DME'nin ya da Futaba'nın hazır kalıp setlerinin bulunduğu bir kısım mevcut. Program buradaki hazır kalıp setlerini kullanarak bize opsiyon sunacak şimdi. Şimdi ilk Mold Base seçeneğine geldikten sonra karşımıza dikkat ederseniz buradaki bir ön izleme penceremiz var. Front 5 sekmesinde ve Top 5 sekmesi olarak. Burada oluşturduğumuz bu workpace ebatlarının kalıp içerisinde ne şekilde görüntü olarak yerleşildiği konusunda fikir vermesi açısından böyle iki tane görüntü penceremiz mevcut. Şimdi ilk olarak programın dikkat ederseniz bizden ilk sorduğu placement seçeneğinde kalıp ayrımının şuradaki gördüğümüz şu ayrım çizgisinin buradaki core cavity üzerinde ne yüzey üzerinden ayrım sağlanacak ve ne kısım oturtulacak ve bizden bir reference placement soruyor. Biz de bunu bu parça için şu alt kenar olarak tanımlayabiliriz ve bu alt kenara tıklıyorum. Tıkladığım anda program kendi içerisinde kalıp setinin ayrım noktası olarak bu kısmı olarak tanımlayacağını görüyor ve bu burası için bir plane oluşturuyor dikkat ederseniz. Artık kalıbımın ayrım yüzeyi orası olacak. Bu kısmı belirttikten sonra programda ayrım yüzeyi belirttikten sonra
kalıp seti seçimlerimiz var. Dikkat ederseniz burada çeşitli kalıp setlerimiz mevcut. Şu an default olarak Futaba gözükse de değişik kalıp set plakalarımız mevcut. Bunlardan istediğimizi seçip istediğimiz ölçü değişikliklerini, plakaya bat değişikliklerini gerçekleştirebiliriz. Biz mesela bu setimiz için bir DME'nin kalıp setini kullanalım. DME'nin kalıp setini kullanalım buradaki. Şu kalıp seti zaten default olarak geliyor. Şimdi şöyle bir şey aklınızda kalmasın. Bir tane kalıp seti seçtiniz, herhangi bir opsiyon yok. Program içerisindeki kalıp seti opsiyonlarını açabilmem için benim buradaki customize seçeneğini aktif hale getirmem gerekecek, ama bunun için de isterseniz önce bir şey yapalım. Buradaki kalıp ebat ölçülerimizi biraz büyütelim. 250-250 sanki bunun için biraz şey gibi duracak. Küçük bir kalıp seti gibi duracak. Onun için buradaki 250-250 ölçüsünü değiştirelim. Şuradaki DM ölçümüz için, yani 250-250 derken biliyorsunuz hiçbir zaman kalıp setlerinde net ölçü yoktur. 250-246'ya 296 yerine 296'ya 296 seçelim bu kalıp seti için. Evet, daha sağlıklı bir kalıp seti gibi duruyor. Çünkü bunun içerisinde yolluk, jiggle, belki geri gelecek kitleme kullanabileceğiz. Bunun haricinde varsa diğer bir ara ölçümüz, ki yok. Onun için şu an için 296'ya 246 biraz daha mantıklı gibi durdu. Bunu da kullanabiliriz. Başka bir ölçü olan kalıp seti de kullanabiliriz. Tamamen bizim tercihimiz bu kullanacağımız ölçüler. Şimdi bunun için customize seçeneğine tıklıyorum. Buradaki diğeri kalan detay ölçülerini görebilmem için customize'a tıkladığım anda program benim için bu kalıp seti için kullandığım plakaların ebat ölçülerini veriyor haliyle. Gelelim buradaki ebat ölçülerini değiştirmeye. Mesela örneğin şu alttaki destek plakasını ben istemiyorum. Şu plaka, yani bakın tıkladığım zaman üzerine sağ tarafta ışığı yanıyor. Bu plakanın olmasını istemiyorum. Ben bu plakayı kaldırmak istiyorum. Burada bir kalıp setimde böyle bir plakanın olmasını istemiyorum. Dikkat ederseniz burada bir delete seçeneğimiz var bu opsiyonlarımız için. Bu delete tuşuna bastığım anda kalıp set içerisinden bu plakayı kaldırıyor. Artık set içerisinde bu plakanın olmamasını sağlıyor. Diğer opsiyonlarımıza da bakalım. Örneğin üstteki üst bağlantı enjeksiyon plakamız için çeşitli property setting ayarlarımız var. Buradaki genişlik, yükseklik ayarlarımızı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Mesela yükseklik kalınlığı 27 mm'ymiş. Bunlar üzerinde istediğimiz oynamalar yapabiliyoruz. Genelde burada çok fazla bu oynama yapmayacağız. Ama mesela şuradaki şu kısım için, bu kısım için ya da bizim en çok kullandığımız kalıp yüksekliği, yani itici grubundaki şuradaki ara mesafesini bilmek için, kalıbımızın plastikten çıkabilmesi için bir iticinin bir ileri gitme kurs boyu mesafesinin olması gerekir. O da genelde şuradaki ara mesafeyle ölçülür. Yani bizim şuradaki ejektör writer place 12 mm ve alttaki plakamızın kalınlığı 17 mm olduğuna göre, yani toplamda bu 29 mm'ye tekabül ediyor. Bizim buradaki takozlarımızın da yüksekliği 56 mm olduğu için yaklaşık 27 mm'lik bir şu arada kurs boyu mesafesi kalıyor ki bu da bizim kalıp setimiz açısından plastiğimizin kalıptan çıkması için önemli bir kriter arz eder. 27 mm bizim buradaki plastik parçamızın dışarı çıkması için yeterli bir mesafe mi? Onun için burada tasarım anında kalıp setini seçerken buna dikkat ediyoruz. Mesela 56 mm ölçüsünü sıkıntıya düşmemek için 66 mm'ye yükseltelim ki kurs boyu açısından bir parametre kazanalım. 66 yazdım. Bu arada standart seçebildiğim gibi 50'ye olan bir parametre de girebilirim buraya. Onayladım. Parametreyi değiştirdikten sonra kurs boyu mesafem biraz daha açılmış oldu. Bunun haricinde aşağı kısımlarda kalıp setinde istemediğim grupları kaldırabilirim. Burada gözlerseniz çeşitli kalıp seti gruplarımız mevcut. Bunları da kaldırıp istediğim gibi ekleme yapabilirim her birinin üzerindeki yan trafike parametre değerleriyle. Şimdi bu kısmı biraz değindikten sonra biraz da şuradaki clearance core cavity plate clearance mesafesine değinmek istiyorum. Şimdi bu tip öpüşme yüzeyleri üzerinde freeform geometrilere sahip olan kalıplarda genelde kalıpların enjeksiyonda kapandıktan sonra baskı kuvvetleri
çekirdekler üzerine verilmesi biraz daha sağlıklı görülür. Çünkü bütün bir yüzeyin üzerine uygulanan baskı kuvvetinden dolayı plastik malzeme aralardan küçük boşluklardan, ki burada %1, %2 ya da %3'lerden bahsediyoruz. Ya da %2 ve %3 plastiğin akış özelliğine göre. Bundan dolayı çapaklanmalar meydana gelebilir. Böyle kalıp öpüşme yüzeyleri free form olan yüzeylerde kalıp plakalarının birbirleriyle öpüşmesi istenmez. Bunun için plakalar arasında bir mesafe kalması ve aslında çekirdeklerin birbiri üzerine baskı kuvveti uygulaması çok daha mantıklı görülür. Enjeksiyon basıncının bütün yüzeyi değil de sadece çekirdeklerin bulunduğu yüzeye baskı uygulamasıyla bu sağlanır. Bunun için isterseniz biz buraya işte 2 mm kadar bir parametre değeri verelim. Çünkü biz placement'ı buraya seçmiştik, referans placement'ı. Burası 2 mm için zaten uygun bir ortam oluşturacaktır bizim için. Mm kadar kaydırdık bu kısmı. Şimdi buradaki üst kısımda böyle bir giriş tasarımı olduğu için buradaki placement seçeneği bizim için aktif ya da inaktif olması önemli. Tamamen buradaki verdiğimiz opsiyon bizim tercihimizin içerisinde. Tabi burayı kullanmayabiliriz. Çok tamamen tasarımcının kendi kontrolünde olan bir durum bu kısmı. Core Packet Depth dediği kısımsa bizim programımızda verdiğimiz şuradaki core cavity mesafelerinin çıkarılacağı Z mesafe yüksekliği. Örneğin 20 mm ya da 30 mm dediğimiz zaman core cavity'yi aşağı ya da yukarı doğru kaydırma opsiyonumuz fazlalaşmış olacak haliyle. 15 mm dersek core plakasının çok daha fazla yukarı kaydığı, 20 mm dediğimiz zaman çok daha fazla kaydığı, bu genelde söz konusu olan bir durum oluyor. Şimdilik bunu kullanmayalım. Pasif olarak dursun. Ama opsiyonun ne olduğunu göstermiş olmak için burayı gösterdim size. Bu şekilde bunları ekledikten sonra en altta yine bir seçeneğimiz var. Click to add a component seçeneği. Bu seçenek sayesinde de yine biz kalıp setimizin içerisine geri kalan başka istediğimiz plakalar ekleyebiliriz. İşte cavity plate, işte core plate, ejector plate, runner sprite plate, top clipping, üst bağlantı plakası, kaplama plakası gibi, kitleme plakası gibi plakalar ekleyebiliriz. Bunlar sadece bizim isteğimiz doğrultusunda eklenebilecek plakalar. Buradaki seçimler tamamen bize kalmış durumda. Biz buradan istediğimiz opsiyon plakasını eklememiz zaten mümkün. Cıvata bile eklememiz mümkün bu konuyla ilgili. Hangi kısımda ekleyeceksek. Şimdi bu kısmı parametrelerimizi ayarladıktan sonra onaylama tuşuna basıyorum. Burada başka değinmem gereken kısım Rotate Mode Base seçeneğinden biraz bahsedeyim burada. Burada da kalıbın üzerinde parçamı konumlandırma kısmı. 90 derece dersem kalıp setini parçanın üzerinde dikey ya da yatay konumlandırma gibi seçenekler mevcut. 180 derece dediğim zaman tekrar diğer türlü döndürme. 270 derece tekrar diğer türlü aynı kapıda döndürme. X'ye rotate'ler ekseninde. Şu an 0 derece bizim için zaten verdiğimiz ilk optimal değer oluyor. Ve bu parametreleri belirledikten sonra OK tuşuna bastığım anda benim için program arka planda bu bahsettiği bütün plaka değerleri için hesaplama yaparak bütün kalıp setini oluşturmuş olacak. Bu arada bir aşağıda alt kısımda gördüğünüz gibi Exocinetic Mode Base kısmında hesaplama kısmını görüyorsunuz. Şu an arka planda programda bir hesaplama yükü mevcut. Bu arada bu tasarımın yapılan plakalar arasında program arka planda montajı oluştururken kalıp seti montajını her bir arasında aslında birer bir de geometrik bağ oluşturuyor. Hatta geri geliyor montaj içerisinde bunlara ilişki veriyor. Ve arka planda o ilişkilerin sağlanması, plakanın oluşturulması, plakaların birbiriyle olan ilişkilerinin sağlanması her biri program tarafından yapılıp hesaplandığı için setin oluşturulması normal tasarım süreci içerisinde tabii çok hızlı bir şekilde gerçekleşen bir durum değil. Diğer tasarım programlarında da bu şekilde bir kalıp seti istenilen ölçüler hazırlanması için yaklaşık bir miktar zaman alabilir setin oluşturulması.
Set oluşturduktan sonra dikkat ederseniz kalıp seti gelmiş oldu. İstediğimiz bir şekilde bütün parametre değerleriyle geldi. Çekirdeğimizde kalıp setin içerisinde. Parametre olayı bittikten sonra dikkat ederseniz bakın burada mod based seçeneğinin altında bizim burada verdiğimiz oluşturduğumuz bütün plakaların isimleri ve civata şekilleri var. Oluşturulan civata gruplarının ve kolon burç gruplarının şekilleri var. Plakaların da burada grupları var. Burada istediğimiz yine sağ tuş visibility ya da gizli ya da hide it ya da mold base'in üzerine sağ tuş komple kalıp setini şimdilik gizli dursun. Ben çalışmaya başka türlü devam edeceğim çekerek üzerinde diyebiliriz. Tamamen bizim istediğimiz opsiyonları program bize sunmasıyla alakalı bir durum.